zannediyorum. Bugün ilk defa YouTube'dan canlı yayın yapıyoruz ve yanımızda Avustralya'dan Ayşegül Altıok hocamız var. Merhaba. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben de bir hoş geldin diyeyim. Hoş Tekrar bulduk. hoş geldiniz. Talip Bey arkadaşım, buyurun. Evet. Hocam sizi öncelikli olarak çok kısa bir tanıyabilir miyiz? Sonra sorularıma geçeceğim ben. Önce şu Ayşegül. yanımızda demeniz ne kadar enteresan ve çok mutlu hissettirdi, anlatamam. Uzaklar nasıl yakın oluyor dijital ortamda? Evet. İyi ki böyle bir sistem var. Gerçekten çok mutlu oldum ben de sizlerle beraber olduğuma. Ben Ayşegül Altok. Nasıl tanıtabilirim kendimi? Samsunluyum. Samsun'da büyüdüm. Üniversite yıllarında İstanbul'a yerleştim. Hep hayatım müzikle geçti o yıllardan sonra. Müziğin hem mutfağında hem ön planında bulundum. Akademik çalışmalar yaptım. Hala yapıyorum. Hala çalışmalar devam ediyor. Sonra da biraz uzaklara geldim, Avustralya'ya. Anlatacağım Evet. nedenini sizlere. Hocamın vasıtasıyla gittik. İnanılmaz bir gürü, kalabalık. Ay, sınav ortamını görmeniz lazım. 2000 küsür kişi giriyor sınava ve jüri Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin, Tülin Korman, Demirhan Altuğ, Neriman Altından Tüfekçi. Of, Güher Güney, inanamazsınız kadroya. Sene kaç? Herkes Sene kaç? sene 1990 90 90. yılı. Evet. Ondan sonra ben sınava gittim. Hiç unutmuyorum, böyle yuvarlak yuvarlak gözlüklerim var, kıvırcık saçlı. 17 yaşındayım o zaman. Girdim ve herkes diyor ki torpil. O her torpilsiz girmen imkansız falan. Ne torpili, hiç öyle bir şey yok. Tülin Yakarçelik'in talebesiyim ben. Tülin Yakarçelik solfej hocamdı benim. Çok şey öğrendim. Gerçekten Tülin hocam benim için çok değerli, çok özel bir yere sahiptir. Çalışmalarım sonrası çıkan bir sonuç var. Çünkü Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin ikisinin de ses sisteminde de farklılıklar olduğunu tespit ettim yaptığım çalışmalarda. Halk müzikçiyim ama sanat müziği okurken başka bir ağız, başka bir dil damağı döndürüyorum. Ve iki müzik, yani şöyle söyleyeyim, basketbol da oynayıp yüzmede de yapabiliyor olmak gibi bir şey. İki müzik türünü de söyleyebiliyor olmak. Başka müzik türlerine de dönmek. Onun gibi. O yüzden farklı kas sistemleri çalışıyor. O farklı kas sistemlerini öğrenmeniz ve vücudunuza adapte etmeniz gerekiyor. Bunu biraz örneklemekti maksat o albümde, ki doçentliğim için ana eser teşkil ediyordu. Ben, gönlüm hep bir yandan popüler müzikte olduğu için pop müziği tercih edeceğim deyip ayrıldım TRT'den. Zafer hocam çok kızmıştı. Canım benim, selam olsun ona. Senin gibi bir yüze ihtiyacım var halk müziğinde deyip, farklı belki de ama başka tarafı daha ağır bastı müziğin. Çünkü o dönemde işte kendi şarkılarımı yapıyorum. Popüler camiada da ünlü bir hem şan hocası hem vokal koç olmaya başladığım dönemler. Enteresan bir süreçti. Tabii bir de albüm yapmak isteğinde bir genç kızdım. Doçentlik. Ondan sonra yüksek lisans, doktora. Doktora, müzikolojide doktoram var benim. Doktoram sırasında iyice artık ses eğitimiyle ilgili çalışmalarımı geliştirmiştim. Hoca da olmuştum zaten bir yandan.
O dönem Bozdakların ses tekniğiyle ilgili bir çalışma yaptım. Doktora tezim o. Ve işin içine girdikçe fonetik girdi. Aslında mesela demin Hüsnü'nde seyrettiğiniz, dinlediğiniz gibi bir Urfa, yanlış telaffuz etmişim, Kerkük diye Urfa yöresi türküsü, o uzun havası. Urfa ağzı, işte Orta Anadolu ağzı, Karadeniz ağzı, Ege, bütün yörelerde, hatta mahalle mahalle bile değişen ağız şekilleri, tavır, dil, şive, lehçe, hepsi bir değerlendirildiğinde sese de öyle değişik yansımaları olduğunu fark edip onunla ilgili fonetik alfabede yazdım. Türk halk müziğinin fonetik alfabesine katkıda bulunacak bir alfabe yazdım. Ki insanlar mesela altta görüyor, Hüsnü senin ey Dilber. Hayır, Hüsnüm senin o seninleydi, veya Hallar, Hiller, yörenin özelliklerinin hepsinin alfabede yer aldığı bir yazım stili geliştirdim. Ki gördüğünde de onu sesletebilsin insana. Daha önce böyle bir çalışma var mıydı? Bu da mı bir ilk sizin için? Bu da bir ilk. Bu da bir ilk. Sonradan yapıldı. Ben de bir türlü doktora tezimi kitaba dönüştüremedim ama şimdi başka bir kitapla uğraşıyorum. Ondan sonra inşallah onu da halletmiş olalım.